2 Aralık 2010 günü saat 19 sularında lüks bir apartmanın temizlik görevlisi çöp odasında korkunç bir keşif yapmıştı. Nüfus sahibi bir ailenin oğlunun karıştığı bu olay, adalet karşısında herkesin eşit olup olmadığı sorusunu bir kez daha sormanıza sebep olacak. Sessiz Gece YouTube kanalının Kan Kokusu serisi başlıyor. İyi seyirler. Phoebe, 9 Mayıs 86'da doğdu. Kendi zihninin uçsuz bucaksız hayal gücüne dayalı dünyasından keyif alan mutlu bir bireydi. Genç bir kız olarak fiziksel aktivitelerde başarılı oldu ve doğaya, özellikle de okyanusun evcilleştirilmemiş cazibesine karşı derin bir yakınlık duyuyordu. Sosyalleşmek onun varlığının ayrılmaz bir parçası gibiydi ve bu konuda doymak bilmez bir iştahı vardı. Bu da onu okuldaki akranları arasında popüler yapıyordu. Dahası Phoebe, atletizmi ve çevikliği ile tanınırken bir koşucu olarak olağanüstü bir hıza sahipti. Özellikle bir takımda yakın arkadaş çevresiyle birlikte basketbol oynarken yoldaşlık ve neşe buluyordu. Phoebe genç yaşta yasaklı madde denemeleriyle uğraştı ve endişeleriyle başa çıkma mekanizması olarak alkolle mücadele etti. Savaşları arasında ilaç ve danışmanlıkla teselli bulmaya çalıştığı depresyonda vardı. Genç kadın hassas, özenli ve şefkatli biriydi. Yaramaz, şakacı bir mizah anlayışına sahipken bazen melankoliye yol açan derin duygularda yaşıyordu. Sadakati sınır tanımazdı ve bir arkadaş olarak onun sarsılmaz desteğine tüm arkadaşları her zaman güvenirlerdi. Phoebe ailesini şiddetle korurken kardeşlerini de el üstünde tutuyordu. Büyük annesiyle olan bağı gerçekten özeldi çünkü ona güvenir, onunla sık sık sırlarını paylaşırdı. Phoebe'nin geleceğe yönelik büyük arzuları vardı. Yurt dışına seyahat etmek ve Hindistan'da yardım çalışmalarına katılmak için güçlü bir istek besliyordu. Kadın 23 yaşındayken bir kuaför salonunda resepsiyonist olarak çalışmaya başlamıştı. Bu dönemde salonun müşterilerinden biri olan 39 yaşındaki karizmatik etkinlik organizatörü Anthony Hampel ile yolları kesişmişti. Anthony'nin babası Yüksek Mahkeme Yargıcı George Hampel, üvey annesi ise Bölge Mahkemesi Yargıcı Felicity Hampel'dı. Bu bilgiyi ileride yaşanacak olan şeyler ile ilgili kilit bir bilgi olarak elimizde tutmamız gerekiyor. Zamanla Phoebe ve Anthony arasında bir bağ oluşmuştu. İlişkilerinin devam ettiği Ekim 2009'da kadın Hampel'in St. Kilda Road'daki Balance apartmanına taşınmıştı. Balance daireleri St. Kilda yolu boyunca Albert Park Gölü ve Faulkner Parkı arasında yer almakta olan 84 dairenin yanı sıra ısıtmalı kapalı havuz, sauna, spa, buhar odası, spor salonu, 24 saat konsiyerj ve seçkin bir İtalyan restoranına sahip lüks bir yaşam alanıydı. Burası bir daire için ortalama olarak 1,5 milyon dolar civarında fiyat etiketiyle dikkat çeken seçkin ve zengin insanların yaşamını sürdürdüğü bir yerdi. İkilinin yaşam tarzları ve geçmişlerindeki farklılıklar çoğu zaman çevrelerindekilerin kaşlarını kaldırmalarına ve şüpheyle yaklaşmalarına neden oluyordu. Pek çok kişi görünüşte birbirine zıt olan bu iki kişiyi neyin bir araya getirdiğine anlam veremiyordu. Phoebe'nin sanatı onun tutkusuydu ve sık sık kendini işine verir, duygularını ve bakış açılarını sanatı aracılığıyla ifade ederdi. Sade bir hayat yaşar, maddi varlıklardan ziyade deneyimlere ve bağlantılara değer verirdi. Bohem yaşam tarzı, dünyayı keşfetmesine, çeşitli kültürlerden ilham almasına ve toplumsal normlara
asla uymamasına olanak sağlamıştı. Anthony ise lüks bir hayata, abartılı partilere katılmaya ve yüksek sosyetedeki nüfuzlu kişilerle ilişki kurmaya alışkındı. Onun dünyası, iş anlaşmaları, kar ve ailesinin itibarını korumak için cilalı bir imaj etrafında dönüyordu. Phoebe'nin bohem yaşam tarzı, Anthony'nin yüksek sosyete çevresi tarafından belirlenen beklentilerle çatışıyor ve taban tabana zıt gözüküyordu. Bu çatışmalardan dolayı kadın, Anthony'nin beklentilerini asla karşılayamayacağına inandığını ifade ederek ailesine ve terapistine birkaç kez Anthony'yi terk etmeyi düşündüğünü söylemişti. Anthony'nin ona karşı davranışlarının duygusal ve sözlü olarak zarar vermekle birlikte depresyon ve alkol bağımlılığıyla mücadelesinde büyük olumsuzluklar yarattığını düşünüyordu. Tüm bunların yanında Anthony'nin kontrolcü doğası ve onu arkadaşlarından izole etmesiyle ilgili endişelerini de dile getirmişti. Kadının en yakın sırdaşlarından biri büyük annesiydi. Onu ziyaret ettiği bir seferde Anthony'den ayrılma niyetini büyük annesine de söylemişti. Ancak büyük annesi onu eve dönmeye ve en azından ilişkiyi yüz yüze iyi şartlarda bitirmeye ikna etmişti. Bu büyük annesinin bugün bile pişmanlık duymasına sebep olacak, geri döndürülemez bir tavsiye olacaktı. Her şey, Phoebe'nin annesiyle yaptığı bir Skype görüşmesiyle başlamıştı. Annesi kızının Anthony'den ayrıldığının farkındaydı, bu yüzden onu adamın apartmanında görünce oldukça şaşırmıştı. Skype görüşmesi sırasında annesi, her şeyi çözüp çözmediklerini sorduğunda Phoebe sadece parmağını kaldırarak sessizlik işareti yapmıştı. Bir şey söylemek istediği ama kelimeleri bulamadığı açıkça belli oluyordu. Kadın bunun yerine diğer odada film izlediklerini söyleyerek konuyu geçiştirmişti. Bu Skype görüşmesinden bir gün sonra pazartesi sabahı psikoloğuna gitmiş ve psikolog ruh halinin çok düşük olduğunu, bunun yanında ilişkisiyle ilgili sıkıntıları olduğunu kaydetmişti. Aynı akşam Phoebe ve Anthony, arkadaşları Matt ve Julia Rockman ile birlikte akşam yemeğine gittiler, ancak yemek tam bir felakete dönüşmüştü. Yemek sırasında Phoebe, çok sevdiği Julia Rockman'a mücadeleleri ve gerçek duyguları hakkında açılmaya başlasa da, Anthony'nin onu susturması, duygu ve düşüncelerini dürüstçe ifade etmesini engellemesiyle konuşma hızla değişmişti. Bu olay ile birlikte yemek aniden sona ermiş, ikili eve dönmek için indikleri otoparkta hararetli bir tartışmaya girmişlerdi. Kadın, bu tartışma sonrası olay yerini gözyaşları içinde terk edip eski bir arkadaşına ulaşarak birlikte bir şeyler içmek konusunda ısrar etmişti. Bu arkadaşının anlattığına göre, birkaç kadeh içmişler ve kadın sarhoş olmamıştı. Pazartesi günü olduğu ve bar erken kapandığı için barda sadece bir saat kadar kaldıklarını söylemişti. Bu bir saatlik süre zarfında kadının telefonu durmadan çalmış, daha sonra incelenen telefon kayıtları, Anthony'nin o gece bir saat içinde Phoebe'yi 27 kez aradığını ortaya çıkarmıştı. Adamın ısrarla tekrar tekrar araması, kadını tedirgin etmiş ve sonunda iPhone'unu sokağın karşısına fırlatmıştı. Phoebe, berbat geçen bu gecenin sonunda kendisini annesinin evinde bulmuş, burada annesiyle, Anthony ile olan ilişkisi hakkında uzun bir konuşma yapmıştı. Telefon kayıtları salı sabahı Phoebe'nin Anthony ile paylaştığı daireye döndüğünü ve Anthony'nin işe gitmek üzere evden ayrıldığını gösteriyordu. Alfred Hastanesi'nin kriz hattını doktorunu ve psikoloğunu aradığında kadının çaresizce yardıma ihtiyacı olduğu belliydi. Psikoloğu ile yaptığı yarım saatlik görüşme sırasında Phoebe içki içmesi ve ilişkisiyle ilgili sıkıntılarını dile getirmişti. Öğleden sonra saat 4'ten kısa bir süre önce Phoebe büyük annesine iyi olduğunu ve ertesi gün kendisini arayacağına dair söz verdiği bir mesaj attıktan sonra apartmandan dışarı çıkıp birkaç saat sonra geri dönmüştü.
Ertesi gün Anthony, sabah 8:30 sularında işe giderken baktığında kadının huzurlu bir şekilde yatağında uyuduğunu gördüğünü söylemişti. Phoebe'nin akşamın ilerleyen saatlerinde babası ve Anthony ile birlikte yemek yeme planları vardı. Sabah saat 9'a çeyrek kala bir e-posta göndermiş ve bilgisayarını birkaç kez kullanmıştı. Ardından saat 11:43'te yangın alarmı çalmış ve kamera görüntüleri kadını köpeğiyle birlikte binadan çıkarken yakalamıştı. Daha sonra yangın alarmının yanlış alarm olduğu ortaya çıkınca saat 11:50 civarında binaya geri dönmüştü. Bu, Phoebe'nin canlı olarak kaydedilen son görüntüsü olmakla birlikte kadının 12. kattaki evine geri dönüp bilgisayarını tekrar kullandığı keşfedilecekti. Anthony'nin anlattığına göre, akşam 6'dan kısa bir süre sonra eve geldiğinde kırık cam parçaları, yırtık bir yastık, klavye ve bilgisayarın üzerine sıçramış kan izlerinin olduğu iç karartıcı bir manzara ile karşılaşmıştı. Garip bir şekilde çantası, cüzdanı ve anahtarları mutfak tezgahının üzerinde dursa da Phoebe'den en küçük bir iz yoktu. Ayrıca yemek masasında 2 adet kullanılmış şarap kadehi duruyordu. Saat 18:51'de Phoebe'nin babası akşam yemeğine geç kalacağını bildirmek için kızını iPhone'undan aramaya çalışmış, ancak arama doğrudan sesli mesaja düşmüştü. Phoebe'nin ailesine özellikle garip gelen şey, babasının aramasından sonraki bir dakika içinde Anthony'nin ilk kez kızın babasını aramaya karar vermiş olmasıydı. Anthony, Phoebe'nin iPhone'unun apartmanda olmadığını söylemek için kendiliğinden adamı aramış, bu konuşmada kızın nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Anthony, dairenin darmadağınık, kadının kayıp olduğunu fark etmesine rağmen bira içmeye devam etmiş, arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla birkaç telefon görüşmesi yapmış ve bir kişi için yemek sipariş vermişti. Saat 20:10'da yemek siparişini getiren kurye paketi teslim ederken evin dışında ciddi bir polis kalabalığı olduğunu söylemişti. Adam bu bilgilendirme sonrası Phoebe'nin de kayıp olduğunu bildirmek için polislerin yanına inmeye karar vermişti. Anthony paket yemek siparişini verirken saat 19 sularında kapıcı tarafından korkunç bir keşif yapılmıştı. Kapıcı zemin kattaki çöp odasından bir süpürge almak için gittiğinde odanın içinde kapıyı açmasını engelleyen bir şey olduğunu fark etmişti. Birkaç denemeden sonra kapıyı açmayı başardı ve karşılaştığı manzara hem üzücü hem de korkutucu durmaktaydı. Phoebe bir çöp kutusunun yanında kendi kanından oluşan bir havuzda hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Adam hemen yetkililere haber vermiş, polislerin gelip olay yerini kontrol altına alması ve ardından yaptıkları inceleme ile Phoebe'nin acı sonu hakkında bir fikir sahibi olmuşlardı. Kadın 40 metre yukarıdan bir çöp kaydırağının içinden kayarak 12 kat aşağı düşmüş, burada bir çöp kovasına çarparak ağır bir şekilde yaralanmıştı. Ayağı neredeyse kopmuş gibi duruyordu ve kadın yine de hayatını kaybetmemiş, yaralarına ve aldığı ağır darbelere rağmen çöp kutusunun içerisinden kendini dışarı atmayı başarmıştı. Sesini çıkarabilecek hali yoktu ve yoğun bir şekilde kan kaybederken karanlık odanın içerisinde çıkışı bulmaya çalışıyordu. Ne kadar çabalamış olsa da çıkışı bulamamış ve bir noktada pes ederek gözlerini son kez kapatmıştı. Bu ışıl ışıl kadının hayatı kan kaybına bağlı olarak karanlık odada tek başına diğer insanların çöplerinin arasında yıkıcı ve üzücü bir şekilde son bulmuştu. Polisin kadının cansız bedenini bulduğunu öğrenen Anthony ilk söz olarak "O kendi canına kıydı" demiş. İşin ilginç yanı, polis adamın bu sözü sonrası çabucak bunun böyle olduğu konusunda ikna olmuştu. Phoebe'nin kesin olarak hayatını kaybettiğine inandıkları için sağlık görevlilerinin
herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığını inceleme talebini geri çevirmişler ve kadının gerçek ölüm zamanını belirsiz bırakmışlardı. Kadının cesedinin bulunmasından sadece 2 saat sonra polis, Phoebe'nin hayatını kaybetmesinin kendi canına kıyması sonucu olduğuna dair açıklama yapmıştı. Bu nedenle polis, belki de Phoebe'nin davasına karışmış herhangi bir şüpheliyi tespit etmelerine yardımcı olabilecek, güvenlik kamerası görüntülerini toplamaya tenezzül dahi etmemişlerdi. Valencia apartmanlarının yöneticisi Eric Giamorro, o korkunç geceye ait kamera görüntülerinin önemini anlamış ve polisi sistemin sabit diskini almaları için davet etmişti. Kameralar 2 günlük bir döngüde çalışıyordu, yani her 2 günde bir önceki görüntülerin üzerine yeni kayıt yapılıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde polis, o gece dairelerden herhangi bir kamera görüntüsü almadan ayrılmış ve kameraları çalışır durumda bırakmışlardı. Kadının yaşadığı evde de inceleme yapan ekipler, masada duran 2 kadehin içerisindeki sıvının ne olduğuna bakmadığı gibi herhangi bir parmak izi çalışması da yapmamıştı. Ayrıca mousepad üzerinde kan bulunmasına rağmen herhangi bir telefon ya da bilgisayarı incelemek için de almamışlardı. Eric Giamorro bu karar karşısında şaşkınlığa uğramış, polis ise görüntüleri almaları ya da incelemeleri gerektiğinde kendisini bilgilendireceklerini söylemekle yetinmişti. Toplanmayan görüntüler arasında olası bir fail için kolay bir kaçış yolu işlevi gören otoparkın görüntüleri de vardı. Kamera kayıtlarının güvence altına alınmaması, Phoebe'nin ailesini, özellikle de emekli bir dedektif olan büyük babasını şok etmişti. Eric'e sabit diske erişip, kendi başına analiz edip edemeyeceğini sorduğunda, Eric bunu kabul etmiş, ancak sabit diski depodan almaya gittiğinde hiçbir yerde bulamamıştı. Kayıp sabit diski derhal polise bildirip, kapsamlı bir araştırma yapsa da, bugüne kadar kamera görüntülerinin olduğu sabit diske asla ulaşılamadı. Polis, Phoebe'nin öldüğü gece kadının ya da Anthony'nin hiçbir elektronik cihazına el koymayıp hiçbir dizüstü bilgisayar ya da cep telefonunu incelememişti. Bunun yanında dairede bulunan kan lekelerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için test yapılmamıştı. Ayrıca daireden uzaklaşan büyük ayakkabı izlerinin fotoğrafını çekmemiş ya da bu izlerden örnek almamıştı. Victoria polisi, Phoebe'nin ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği sonucuna varırken, adli tabip farklı bir karar vererek bunun bir kaza olduğunu düşünüyordu. Adli tabibin bulgularına göre, kadın son saatlerinde aşırı alkol almış ve kanındaki alkol seviyesi yasal sınırın 3 katı olan 0.16'ya ulaşmıştı. Ayrıca 1 ya da 2 adet uyku hapı içtiğini keşfetmişti. Adli tabibin düşüncesi, kadının dairesinde yanlışlıkla cam kırdığı, camı temizlemeye çalışırken vücudunda kesikler oluştuğu, daha sonra çöp kanalına bir çöp torbası taşıdığı yönündeydi. Aşırı derecede sarhoş olması nedeniyle çöp kanalına kendi başına tırmanmak gibi talihsiz bir karar verip bu trajik olaya yol açtığını düşünüyordu. Phoebe'nin büyük babası ve bazı uzmanlar, kadının kendi başına çöp kanalının kapağına tırmanmasının neredeyse imkansız olduğunu kanıtlayan bir deneyle yetersiz polis soruşturmasının üzerindeki örtüyü kaldırmışlardı. İlk zorluk çöp kapağına erişmekti, çünkü kapağın yakınlarında hiçbir tutamak veya destek yapısı yoktu. Dahası, çöp kapağının sadece 20 santimden biraz daha büyük bir açıklığı vardı. Üstelik kanala bir şey sokulduğunda kapağın otomatik olarak kapanıyor olması çöp oluğuna girme girişimlerini daha da karmaşık hale getiriyordu. Çok sayıda deney yaptıktan ve tekrarlanan başarısızlıklarla karşılaştıktan sonra bir denek nihayet biraz yardımla kendini çöp oluğuna sokmayı başarmıştı. Fakat bunu yaparken kollarını tamamen başının üzerine kaldırması gerekmişti. Bu çok önemli bir detaydı, çünkü dedektifler olay yerini inceledikleri sırada Phoebe'nin yaralarının niteliğini göz önüne aldıklarında düşme sırasında kollarının
yanında olması gerektiği sonucuna varmışlardı. Phoebe'nin kollarında ve bileklerinde birinin onu zorla tutmasıyla oluşmuş gibi gözüken birkaç morluk vardı. Ancak polis bu morlukları düşme sırasında aldığı yaralar olarak yorumlamıştı. Çöp dikkatli bir şekilde incelendiğinde Phoebe'nin o gün herhangi bir çöp torbası atmadığı keşfedilmişti. Ayrıca adli tıp testleri çöp kanalı kapağında ya da çöp oluğunun çevresinde Phoebe'nin parmak izlerinin bulunmadığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca Phoebe'nin cansız bedeni bulunduğunda kot pantolonu dizlerine kadar inmiş haldeydi. Dar çöp kanalına önce ayaklarını soktuğu düşünüldüğünde düşme sırasında pantolonunun aşağı doğru kaymış olması pek olası değildi. Phoebe'nin büyük babası ve uzmanlardan oluşan bir ekip, birinin bilinçsiz bir kişiyi çöp kanalından aşağı atma olasılığını araştırmak için ek bir deney yapmaya karar verdiler ve sonuç bunun nispeten basit bir görev olduğunu ortaya çıkarmıştı. Deneyi yürüten kişi, kapağı açık tutarken aynı anda bilinçsiz deneyi kolaylıkla oluğa atabilmişti. İlginç bir şekilde bu deney sırasında kurbanın kot pantolonunun dizlerine kadar inmiş olmasının bacakların birbirinden ayrılmasını önlemede avantajlı olabileceğini ortaya çıkarmıştı. Soruşturmanın en kafa karıştırıcı yönlerinden birisi de Anthony'nin ailesi ve arkadaşlarının söz konusu gece güvenlik kayıtlarında herhangi bir iz bırakmadan binaya nasıl giriş yaptıklarıyla ilgiliydi. Ziyaretçilerin 12. kata ulaşabilmeleri için sadece şifreli bir çiple açılabilen çok sayıda güvenlik kapısından geçmeleri gerekiyordu. Ancak polis soruşturması sırasında Anthony'nin aile üyeleri ve arkadaşlarının çipli kart kullanmadan ya da güvenlik sisteminde herhangi bir kayıt oluşturmadan binaya ve adamın dairesine girebildikleri ortaya çıkmıştı. Bu durum, güvenlik sisteminin güvenilirliği ve Anthony'nin o gece geliş gidişlerine ilişkin verdiği zaman çizelgesinin doğruluğu konusunda şüphe uyandırmaktaydı. Phoebe'nin bir psikiyatrist olan babası, Anthony'nin emekli bir yüksek mahkeme yargıcı olan babası George Hamplin, kadının ölümünden birkaç gün sonra onun kendi canına kıydığını iddia etmesi ve ailesini de buna ikna etmeye çalışması karşısında derin bir rahatsızlık duymuştu. Anthony'nin duruma verdiği tepkiler, gece boyunca Anthony'nin yanında kalmakla görevlendirilen üniformalı polis memuru Justin O'Brien'ın da endişelenmesine yol açmıştı. Bu polis, adamın ifadesini almaya hazırlanırken, Anthony ağlamaya devam ediyor olsa da adamın yüzünden hiç gözyaşı akmadığını fark etti ve sanki hiç gözyaşı dökmemiş gibiydi. Anthony burnunu çekmesine rağmen mukus ya da sümük belirtisi yoktu ve gözlerinde herhangi bir kızarıklık ya da kanlanma olmadan normal görünüyordu. Polisin ifadesini alma zamanı geldiğinde Anthony hızlı bir daktilo yazıcısı olduğunu iddia ederek ifadesini kendisinin yazabileceğini söyledi. Garip bir şekilde sinirlice güldü ve daha hızlı olabileceğini söyledi. Ancak yazmaya başlar başlamaz hemen ağlamayı kesti, sakinleşti ve tamamen sakin görünmeye başladı. Anthony'nin bu davranışları sadece polis memuruna özgü değildi, bir arkadaşı da soruşturma sırasında ifade vermişti ve bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordu. Adamın Facebook'una girip normal bir şekilde davrandığını ancak ziyaretçiler geldiğinde aniden çok üzüldüğünü, ağladığını ve kanepeye kıvrıldığını gözlemlemişti. Sanki duygularını istediği zaman açıp kapatabiliyormuş gibi görünüyordu. Phoebe'nin büyük annesi de Anthony'nin dairesini ziyaret ettiğinde tüm bu durumu garip bulmuştu. Neredeyse sahnelenmiş bir film setindeymiş gibi hissediyordu ve genel durum ona oldukça tuhaf gelmişti. Daireye girdiğinde torununun kişisel eşyalarının yokluğunu hemen fark etmişti. Phoebe, resme olan tutkusuyla tanınıyordu ama masanın üzerinde duran Anthony ve Phoebe'nin özenle düzenlenmiş birkaç fotoğrafı dışında ona sevgili torununu hatırlatacak
başka hiçbir şey bulamamıştı. Anthony, Phoebe'yi resmi olarak teşhis etmeyi reddetti ve bu görevi kızlarını teşhis etmek için morga gitmek zorunda kalan kederli ebeveynlerine bırakmıştı. Buna rağmen en yakın akrabası olarak tanınmak için başvuruda bulunmuştu. Şaşırtıcı bir şekilde Anthony'nin üvey annesi Yargıç Felicity Hample, Phoebe'nin annesiyle temasa geçip Phoebe'nin en yakın akrabasının ailesi değil, Anthony olduğunu iddia etmişti. Bu açıklama, Phoebe'nin vefatından 4 gün sonra Anthony'nin adli tabibe başvuruda bulunduğu sırada gelmişti. Bu gelişmeden habersiz olan kızın ailesi, cenazeyi mahkemeden almak isteseler de buna izin verilmedi. Bu durum, iki aile arasında gerginliğin artmasına ve uzun süren tartışmalara yol açmış, sonunda Anthony yumuşayarak Phoebe'nin ailesinin cenazeyi almasına izin vermişti. Phoebe'nin ölümünden sadece 5 gün sonra cinayet masası bunun kendi canına kıyma durumu olduğuna kesin olarak inanarak dosyayı kapattı. Ne yazık ki bu ilk tespitin istenmeyen sonuçları oldu. Yerel dedektif Brandon Payne, Phoebe'nin Gmail kayıtlarını Google'dan almak için ABD hükümetinden yardım istese de bu talebi reddedilmişti. ABD makamları yalnızca cinayet olduğundan şüphelenilen vakalara müdahil oluyordu ve Phoebe'nin ölümü bu kapsamda değerlendirilmediği için herhangi bir bilgi vermediler. Phoebe'nin ailesi ancak 2 yıl sonra Gmail hesabına erişebildi ve Phoebe'nin gönderdiği tüm e-postaların birileri tarafından silindiğini keşfettiler. Bunun yanında dedektiflerin Anthony'ye saklamasını söyleyerek teslim ettikleri Phoebe'nin iPhone telefonu ve SIM kartı da kayıplara karışmıştı. Phoebe'nin cansız bedenini bulan kapıcı Batul Azulup, çöp odasındaki manzara karşısında derin bir travma geçirmiş ve birkaç hafta işinden izin almıştı. Soruşturma sırasında Anthony'nin, Christo adındaki bir iş arkadaşı, ilişkilerinin tamamen profesyonel olduğunu belirtse de, Facebook'ta bulunan fotoğraflar farklı bir tablo çiziyor ve aralarında daha kişisel bir bağ olduğunu gösteriyordu. Konsiyerjin işe dönmesinin ardından Christo, bir şişe şarap ve çikolatalarla konsiyerj ofisini ziyaret edip, Phoebe'nin depresyonu ve Anthony'nin ona yardım etme çabaları hakkında bir şeyler söylemişti. Phoebe'nin kurtarılmak istemediği yönündeki görüşünü paylaşmıştı. Christo yaklaşık 2 hafta boyunca her 2 ya da 3 günde bir kapıcıyı ziyaret ederek aynı düşünceleri adama da anlatmaya devam etmişti. Kapıcı sonunda sinirlenmiş ve konuyu daha fazla uzatmamasını rica etmişti. Anthony, Phoebe ile olan fiili ilişkisinin gerçekliğini ortaya koymak için evrak toplama sürecindeyken, Phoebe'nin bazı hesaplarını yönetmeye ihtiyaç duymuştu. Bu konuda kendisine yardımcı olması için Phoebe'nin arkadaşı Alicia'ya ulaşıp kadından Anthony ve Phoebe'nin sevgi dolu bir ilişki içinde olduklarını belirtmesini istediği beklenmedik bir e-posta almıştı. Alicia bu talep karşısında önce şaşırmış, daha sonra oldukça öfkelenmişti. Çünkü asla Phoebe'nin adına konuşmazdı ve Phoebe ona asla böyle bir şey söylememişti. Anthony ve ailesi, Phoebe'nin ölümüyle ilgili bir soruşturma yapılmasına başından beri şiddetle karşı çıkıyordu. Sonunda sorgu yargıcı Peter White, soruşturmaya başkanlık edip önündeki birkaç seçeneği gözden geçirmişti. Bunlar, kendi canına kıyma, kaza, cinayet ya da ortaya çıkabilecek yeni bulgular ışığında tekrar soruşturma açılmasını kapsayacak şekilde dosyayı açık bırakmaktı. Ancak adli tabibin uyku hapları ve alkol kombinasyonunun Phoebe'nin ruhsal durumunu ciddi şekilde etkilediğine ve sonuç olarak oluğa girip trajik bir kazaya yol açtığına dair raporu her şeyin üstünde tutup bunun bir kaza olduğuna hükmetmesi tartışmalara neden olmuştu. İlginç bir şekilde yargıcın yardımcı avukatı Bayan Siemensma, kanıtların Anthony de dahil olmak üzere üçüncü şahısların olaya karışmış olma ihtimalini
ortadan kaldırdığını belirtmiş ve olasılıklar dengesine dayanarak dosyanın açık bırakılmasını talep etmişti. Yargıç White, Siemensman'ın, adli tabibin kesin raporu sonrası dosyanın açık bırakılması talebini çok düşünmeden reddetmişti. Phoebe'nin ailesi, adli tabibin bulgularına birçok kez itiraz etmeye çalışmış olsa da yasal temsilci bulmakta bile zorlanmışlardı. Kadının ebeveynlerine, Anthony'nin ebeveynlerine karşı duracak bir avukat bulmanın özellikle zor olacağı söylenmişti. Yargıcın kararının hemen ardından Anthony, Phoebe'nin emeklilik fonuna ölüm yardımı ödemesi yapılması için hızlı bir şekilde başvuruda bulunmuştu. Talebini desteklemek için babası George Hempel yasal bir beyanname hazırlamış, Anthony ve Phoebe'nin birlikte yaşadıkları süreyi yaklaşık 6 ay kadar abartmıştı. İddianın esası ne olursa olsun, eski bir yüksek mahkeme yargıcından sadece doğruları yazması beklenirdi. Bu tutarsızlık, aileler arasındaki gerilimi daha da artırmıştı. Anthony Fondan 113 bin dolarlık bir ödeme almıştı. Ancak birkaç ay süren anlaşmazlıklardan sonra parayı Phoebe'nin kardeşlerine verdi. Ne yazık ki iki aile arasındaki gergin ilişki onarılamaz bir hal almış ve Phoebe için ayrı ayrı anma törenleri planlamışlardı. Anthony'nin ailesi bir yat kulübünde anma töreni düzenlemeyi tercih etmiş, şaşırtıcı bir şekilde Phoebe'nin en yakın arkadaşlarından bazılarını davet bile etmemişlerdi. Phoebe'nin arkadaşlarından biri Anthony'nin törenine katılmış, ancak bundan büyük pişmanlık duymuştu. Tören ona tuhaf gelmiş ve gözüne daha çok başkaları için yapılan bir gösteri gibi görünmüştü. Arkadaşının gerçek özünü yakalayamamış, orada yatan kişinin tanıdığı kişiden çok farklı biri olduğunu hissetmesine sebep olmuştu. Buna karşılık Phoebe'nin ailesi nehir kenarındaki eski bir manastırda çok daha mütevazı bir tören düzenlemişti. Toplantıda ailenin uzun süredir tanıdığı pek çok arkadaşı vardı. Ancak Anthony ne Phoebe'nin yakılma törenine ne de küllerini toprağa verme törenine aileyle katılmamıştı. Aileler arasındaki ayrılık bu kasvetli olay sırasında da kendini göstermeye devam etmişti. Anthony'nin kız kardeşi Chrissy, Phoebe ile yakın bir bağa sahipti. Phoebe, Chrissy'nin, Anthony'nin Avustralya sosyetesi de dahil olmak üzere arkadaşlarına yasaklı madde sattığının farkındaydı. Phoebe'nin zamansız ölümünün ardından Chrissy, yasaklı madde kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, ancak ailesinin etkisi ve bağlantıları mahkemenin ailesini utandırma ihtimalini gerekçe göstererek mahkumiyetten kurtulmasını sağlamıştı. Chrissy 2016'da Facebook'ta Phoebe'nin ölümüyle ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. "Tek umudum bir gün gerçeğin ortaya çıkması." Bu dosyayı kapatmadan önce sizlere bir olay daha anlatıp kararı vicdanlarınıza bırakacağım. Melbourne'de 25 yaşında güzel bir kadın olan Bailey Schneider, aktif bir sosyal hayata sahipti ve dışa dönük yapısıyla tanınıyordu. Görünüşte sıradan bir sabah olan 24 Haziran 2018'de Bailey evde telefonuyla uğraşıyordu ve erkek arkadaşıyla barbeküde yaptığı son kavga yüzünden oldukça üzgündü. Hatta ailesine ondan ayrıldığını bile söylemişti. Ailesi kısa süreliğine market alışverişi yapmak için dışarı çıkarken kızlarını bir daha canlı bir halde göremeyeceklerinin farkında değildi. Geri döndüklerinde Bailey'i mutfaktaki bir dolabın yanında yere yığılmış ve boynuna bir ilmekli ip bağlanmış halde cansız olarak bulmuşlardı. Zamansız ölümü kafa karıştırıcı sorulara yol açmış, 1.78 boyundaki bu kadının mutfakta ipi takabileceği bir nokta olmaması olayı daha da karmaşık hale getirmişti. Birçok belirsiz duruma rağmen polis hızlı bir şekilde olayın kendi canına kıyma olduğu sonucuna vardı ve ailesi bu karara şiddetle karşı çıktı. Soruşturma süreci
bir yıldan fazla sürmüş ve sonunda kadının hayatını kaybetmesine ilişkin bir dava açılmıştı. Bu süre zarfında polis, kadına ait iki cep telefonunu ele geçirdi, ancak ölüm gününde telefonlarına neden el konulmadığı sorusu, polislerin yine bir şeyleri gizlemeye çalıştığı düşüncesini akıllara getirmişti. Dava sonunda bir kez daha Bailey'in kendi kendinin canına kıydığı sonucuna varılmış olsa da, anne ve babasının aklında cevapları olmayan sorular kalmıştı. İlginç bir şekilde Bailey'in de Anthony ile romantik bir ilişkisi vardı. O da tıpkı Phoebe gibi hayatını kaybetmeden önce ondan ayrılmak istemişti. Anthony ile ilişkilerinden önce her iki kadın da aktif bir sosyal hayata ve çok sayıda arkadaşa sahipti. Çarpıcı bir şekilde Phoebe'ye benzer olarak Bailey'de bir dönüşüm geçirmiş, ilişkisi sırasında giderek daha ketum ve sosyal olarak içine kapanık hale gelmişti. Görünüşte şüpheli iki olayın kendi canına kıyma olarak değerlendirilmesiyle birlikte bunun sadece bir tesadüf mü yoksa daha kötü bir şey mi olduğu sorusu çözülmeden kalmıştı. Her iki kadının da ruhlarının huzur bulması dileklerimle. Ben, Sessiz Gece. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.